bizim gibi adlar altında onlarca program paket açıklamışlardır. Bu programlardan, paketlerden her defasında emeğiyle geçinen kesimlerin, halkın yaşadığı sorunlar daha ağırlaştıran düzenlemeler çıkmıştır. Son olarak 13 Mayıs 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hazine ve Maliye Bakanı katılımıyla düzenlenen toplantıda kamuda verimlilik ve tasarruf adlı bir paket daha açıklanmıştır. Ancak bu cilalı kavramlarla ambalajlayıp piyasaya sürülen paketin içerisine baktığımızda tabloda tamamen değişmektedir. Şu sorulara cevap verdiğimizde söz konusu paketin içeriği daha iyi anlaşılır. Sorularımızı soruyoruz. Bir israf mı var? Neden tasarrufa ihtiyaç duyuyorsunuz? Eğer ortada bir israf varsa bu israfın kaynağı nedir? Pakete göre nelerden, nerelerden tasarruf edilecek? Tasarrufu kim ya da kimler yapacak? Kimler kemer sıkacak? Kamu verimsiz ise sorumlusu kim? Verimli artırmak için neler yapılacak? Bu soruların cevapları bizim açımızda oldukça net. Evet, bu ülkede yıllardır sürdürülen bir israf var. Ülkenin kaynakları yıllardır beton ekonomisine gömülmekte, kentlerin yağmalanmasına, doğanın tahrip edilmesine, silahlanmaya harcanmaktadır. Sermayeden, patronlardan, zenginlerden alınması gereken vergiler, muafiyetler, indirimler, istisnalar, aflarla bir kalemde silindiğini sanırım bilmeyen yoktur. Kamu özel işbirliği adı altında şehir hastanelerinin, havalimanlarının, yol ve köprülerin, müteahhitlerin hazineden garanti alarak milyonlarca dolar aktarılmaktadır. Eğer tasarruf yapılacaksa buralarda yapılmalıdır. İtibardan tasarruf olmaz diyenler özel uçaklarına, makam arabalarına, yazlık kışlık saraylarına, köşklerine yenilerini ekliyor. Eğer tasarruf yapılacaksa birazcık da emekçinin, yoksulun, işsizin, ataması yapılmayan öğretmenin cebinde ve sofrasında, emeğinden, alın terinde değil, saraydan yapılmalıdır diye bir kez daha ifade ediyoruz. Emekçiden değil, saraydan tasarruf. Emekçiden değil, saraydan tasarruf. Emekçiden değil, saraydan tasarruf. Tüm bunların faturası maaşlarımızdan, ücretlerimizde kesilen adaletsiz gelir vergisiyle, iğneden ipliğe tükettiğimiz her şeyden alınan KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerle, ücret karşılığımızda yaşanan gerçek enflasyonun yarısına bile denk gelmeyen TÜİK'in sanal enflasyon rakamları ile baskılanıp buharlaşmasıyla, kamu hizmetleri alanının daraltılması, özelleştirilmesi, piyasalaştırılması, bütçeden kamu yatırımlarına ayrılan payın 22 yıldan yarıdan yarıya düşürmesiyle, kamuda istihdamın onlarca güvencesiz istihdam çeşidiyle bölünmesi, angarya çalışmanın arttırılması, çalışanların hakların budanmasıyla, iktidarda olanların eşlerini, dostlarını, hısımlarını, akrabalarını mülakatla, torpille işe almaları ve 3-5 maaş alanlardan tasarruf beklenilmelidir. Güvenli gelecek, vergide adalet. Güvenli gelecek, vergide adalet. Güvenli gelecek, vergide adalet. Değerli basın emekçileri, değerli dostlar, emeğiyle geçinen kesimler olarak bizlere yoksullaştırılan halka bütün fatura yıkılmak isteniyor. Biz de Türkiye halkları olarak, Türkiye'nin işçileri, emekçileri, emekleri olarak bunun karşısında her türlü fiili, meşru, mücadele hakkımızı kullanacağımızı burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Gün gelecek, devran dönecek, AKP halka hesap verecek. Değerli basın emekçileri, ancak her seferinde fedakarlık yapan, kemer sıkan, emeğin karşılığını almadan kazan dairesinde canhıraş çalışan, geminin yol almasını sağlayan işçiler, emekçiler, yani bizler olmuşuzdur. %1'lik asala kesim ise
biz işçilerin, emekçilerin emeğiyle su üstünde kalabilen geminin özel kameralarında lüks bir hayat sürmeye devam edenlerden tasarruf bekliyoruz. Tüm bunlara rağmen iktidar kamuda verimlilik ve tasarruf paketi adını verdiği paketle yoksulun cebinde alıp zenginin cebinde aktarmayı temel alan bu düzenlemenin bekası için bir kez daha emekçilere, halka kemer sıkın çağrısı yapılmaktadır. Artık emekçilerin kemerinde delik açılacak, kemerini sıkacak yer kalmadı. Bizleri boğup nefessiz bırakmak istiyorsunuz. Buna da bizler asla müsaade etmeyeceğiz. Bu pakete göre kamu hizmetlerine ve yatırımlarına ayrılan kaynaklar daha da azalacaktır. İnşallah. Bu durumda önümüzdeki 100 yıl boyunca yeni okul, hastane, kreş, sığınma evi gibi kamu hizmet ve birimleri açılmayacaktır. Kaybettiğiniz belediyeleri bu paketle çalıştırmak istemiyorsunuz. Türkiye halkları, Türkiye seçmeni buna asla müsaade etmeyecek. Özü itibariyle paketinizi alın, başınıza çalın. AKP paketi al başına çal. AKP paketi al başına çal. Değerli dostlar. Değerli basın emekçileri, değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, çok değerli milletvekillerim. Bu ülkede yaşayan her 5 gençten bir tanesi işsiz. Kadınların %32'si işsiz. Yani bu 3 yıl sürecek olan paketle gençlerimizdeki işsizlik oranı %50'ye varacak. Bu ülkenin gençlerin işsiz kalmasına KESK olarak, DİSK olarak, TMOB ve TTP olarak izin vermeyeceğiz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Güvenceli iş, güvenceli gelecek istiyoruz. Kendilerine saraylar yapanlar, kendilerine saltanat şatafat sürdürenler, saltanatı kuranlar, söz konusu emekçilerin, memurların, işçilerin kullandığı lojmanları, sosyal tesisleri satmak ve özelleştirmek istiyorlar. Yazıklar olsun. Saraya değil, emekçiye bütçe. Saraya değil, emekçiye bütçe. Saraya değil, emekçiye bütçe. Değerli dostlar, esnek, güvencesiz çalışmayı getirmek istiyorlar. Hatırlayın 15 Temmuz darbe girişimi sonrası. Bu alana da bombalar yağdıranlar hazırladığı raporlarla, kan hükmünde kararnamelerle Türkiye'de 150 bini aşkın kamu çalışanı ihraç edildi. Hepsine kefil değilim ama ihraç edilen her bir testi arkadaşıma kefilim. Onlar bu örgütün onurudur. Esnek. Gerekeler gidecek, biz kalacağız. Evet, bu tasarruf paketiyle de aynı zamanda güvenceli ve kadrolu çalışan arkadaşlarımızın güvencesiz hale getirmek istiyorlar. Buna da biz DİS, KESK, TMOB, TTP olarak müsaade etmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Sınırlı sayıda kamu çalışan işe geliş girişinde kullanmış oldukları servis araçları kaldırılıyor değerli dostlar. Tasarrufa bakın. İtibardan tasarruf olmaz diyenler servis araçlarıyla toplu sözleşme hakkı olan memurların, işçilerin servis araçlarında tasarruf arıyorlar. Sonuç olarak iktidarın kamuda verimlilik ve tasarruf paketi adını vererek cilaladığı paketten gerçekten emekçilere, halka saldırı, kamu hizmetlerinin tamamen tasfiye paketidir. Bu nedenle DİS, KESK, TMOB, TTB olarak öncelikle iktidarın yıllardır sıkmakta kemerinde delik kalmayan milyonlara tasarruf çağrısı yapmaktan vazgeçmeye, elini artık cebimizden çekmeye davet ediyoruz. Bu ülkede çalışanların insanca bir yaşam sürmesi, vatandaşların refahın artırılması için gerekli kaynağın tasarruf adresi açıkça bellidir. O adres emek sömürüsünden, faizden, ratta, vergilerden, aflardan, hazine garantilerinde, silah tüccarlığında 3-5 yerden alınan maaşlardan, beslenenlerden yapılmalıdır. Eğer hedef
gerçekten tasarruf etmek ise önce buradan başlanmalıdır. İktidar ne diyor? Bu paket sayesinde, yani 3 yıllık paket sayesinde 150 milyar lira tasarruf etmeyi hedefliyor. Biz de soruyoruz. Bu rakamların 40 katını patronlara vergi muafiyeti ve istisna olarak ayıran siz değil misiniz? En az 34 katını faize ayıran sizler değil misiniz? En az 30 katını savunma ve güvenlik adı altında silahlanmaya ayıran sizler değilsiniz? En az 4 katını kamu özel işbirliği projesi adı altında hizmet alsak da almasak da parası cebimize çıkan şehir hastanelerine, havalimanlarına, yollara, köprülere, tünellere veren sizler değil misiniz? Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Sermayeye değil, emekçiye bütçe. Değerli basın, değerli yol ve mücadele arkadaşlarım, bir kez daha altını çizerek tekrarlıyoruz. Eğer hedef gerçekten tasarruf etmek ise toplumun %99'undan daha fazla yoksullaşması pahasına ülke kaynakların vergilerimizin %1'lik kesmeye aktarılmasına dayalı israf düzenine son verilmelidir. Bu nedenle başta sendikalar, konfederasyonlar, meslek örgütleri olmak üzere tüm emek örgütlerini kamu hizmetlerinde yararlanma hakkı yok edilmek istenen vatandaşlarımızı, işçileri, emekçileri kamuda işe girme imkanı ortadan kaldırarak işsiz bırakılmak istenen gençleri, güvensiz çalışmanın dayanı haline getirilmek istenen kadınları bu saldırı ve tasfiye paketine karşı omuz omuza vermeye çağırıyoruz. Sefalete mahkum olmayacağız. Sefalete mahkum olmayacağız. Sefalete mahkum olmayacağız. İnsanca yaşam, demokratik Türkiye. İnsanca yaşam, demokratik Türkiye. İnsanca yaşam, demokratik Türkiye. Birleşe, birleşe kazanacağız. Birleşe, birleşe